Cemre bir soru soracağım. Frontal loba müdahale ettiğimizde hastanın davranışları değişiyor. Peki biz bu olayda ruhu nereye koyacağız? Ruh diye bir şey yok zaten, ben inanmıyorum. Kur'an'da ruh insanın ruhu olduğu anlamına gelmiyor. Vahiy ve bilinç anlamında kullanılıyor. Bunu defalarca açıkladım. Ruhu hiçbir yere koymayacaksın. Şu an üstünde uğraşılan şey bilinç. Bilincimiz var. Bilincimiz ve fizyolojik bedenimiz var. Nefs dediğimiz şey bu ikisi. Ki bilinç de fiziksel özelliklere bağlı. Zihin felsefesinde çok sık kullanılan supervenience diye bir kavram var. Bağlılık diye çevirdim ben tezimde mesela. Fiziksel koşullarda bir değişim olmadan zihinsel koşullarda da bir değişim olmaz. İllaki bir şeylerin değişmesi lazım fiziken, beyinde ki zihninde de bir değişim olsun. Yani ruhu artık kim musallat ettiyse, başta Platon'un bok yemeleri bunlar. Öyle ölümsüz ebedi ruh falan yok insanda. Evet Romel, tam olarak öyle. Ahirette fiziksel olarak tekrar yaratılacağız. Bu ifade defalarca kullanılır zaten. Sizi dirilteceğiz der. E, ölümsüz ruh varsa kim diriliyor kardeş? Zaten varmış o. Evet, fiziksel bedenimiz olacak. Elma var cennette. Öyle tasvir ediyor. Ya ben Kur'an'daki durumu söylüyorum size. Gayet elma var diyor. Ve bu dünyada yediğimize benziyor diyor. Yine gayet fiziksel bedenimiz olacak. Pinokyo gibi insan olmaya çalışmayın. Siz zaten insansınız. Başka böyle uhrevi bir varlığa dönüşmeyeceğiz. Ha, doğamız, tabiatımız tamamen aynı olmayacak. Örneğin cennettekilerin göğsünden kini ve öfkeyi çıkardık diye bir ayet var. Yani şu anki hıyarlıklarımız olmayacak mesela. Benim bipolarım olmayacak. Gidebilirsek inşallah. Tabi cehennemdekilerin derileri değişecek diyor. Azabı daha şiddetli tatmaları için Allah'ım sen koru. Kur'an'daki tehditkar ifadelerdendir. Gayet fiziksel bedenimiz olacak. Ama tabiatımız şimdikine hem benzer hem de bazı farklılıkları olacak benim anladığım bu Kur'an'da.